yönetmeden eksikliklerimiz ve daha sonra da biz yapmış olduğumuz denetimlerde. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından okul servis araç şoförleri ve rehber personele yönelik okul servis taşımacılığı trafik eğitim ve bilgilendirme semineri düzenlendi. Biliyorsunuz 2017 yılı içerisinde ülke genelinde bu taşımacılığı, okul servis taşımacılığını neler yaptık? Bunları anlatacağım ben size. Bunları denetlemek istiyorum. Elektrik ve İnşaat Sanatkarlar Odası toplantı salonundaki seminere Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü Recep Koyuncu, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Pırat, Jandarma Trafik Personeli Kıdemli Başçavuş İbrahim Ece, Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdür Vekili İsmail Civelek, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde Görevli Polis Memuru Orhan Sağlam, Servis Araç Şoförleri ve Ticari Araç Sürücüleri katıldı. Daha sonra da biz yapmış olduğumuz denetimlerde, şimdi biliyorsunuz 2017 yılı içerisinde ülke genelinde bu taşımacılığı, şimdi onların başında okul servis araçları içerisinde bulunması gereken... Bolu Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası İşbirliği'nde güvenli servis taşımacılığı, trafik güvenliğinin sağlanması, okul servis aracı kazalarının yaşanmaması amacıyla okul servis taşımacılığında servis araçları yönetmeliği, okul servis araçlarında aranacak şartlar ve güvenli sürüş, ilimizdeki trafik kazalarından kaynaklı meydana gelen can kayıplarını en aza indirgemek ve bu konuda kamuoyunda gerekli farkındalığı oluşturmak, tüm yol kullanıcılarının karayolu trafik güvenliği konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla okul servis araç şoförleri ve ticari araç sürücülerine eğitim verildi. Yönetmelikle düzenleme yoluna gidildi ve bir standart oluşturulmaya çalışıldı ve görmüş olduğumuz neler eksik, yani bulunan eksiklerimizi sizlere... Eğitim semineri saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Fırat'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Ve Ulaştırma Bölge Müdürü Ahmet Doğan kardeşimiz bizim toplantımıza katıldılar. Bizim de sahada çektiğimiz sıkıntıları, işte devletin kurumları hepimiz karşımızda arkadaşlar. Kim hangi sıkıntıya ne de karşılaşıyorsa... Soru cevap şeklinde müzakere yapabileceğiz toplantımızda. Çünkü bizler Bolu Belediyesi sınırı içinde ticari araç kullanan şoförleriz. Hizmet veren emektarlarız. Bu konuda sıkıntımız nereye gideceği, hangi kurum ilgileniyorsa kurum yetkili bize bilgi verecekler. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Fırat'ın konuşmasının ardından Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nde görevli polis memuru Orhan Sağlam tarafından okul servis taşımacılığı trafik eğitimi slide sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra arka camımızda arkada, arabanın arka kısmında bulunacak şekilde yine bir dur levhamız olacak. Bu dur levhamız araba durduğunda, frene bastığında yanacak şekilde değil de arabayı park ettik. Park ettikten sonra kendimizin yakacağı, yani frene bastıktan sonra yanan değil. Yani durduğumuzda arkadan gelen sürücülerin arabaya, arabadan okula öğrenci indirdiği ya da işte arabaya bir öğrencinin bindiğinin bilinmesini anlayacak şekilde olması için. Orhan Sağlam verdiği eğitimde servis şoförü ve rehber personelde aranan şartlar, servis araçlarında bulunması gereken ayrım işaretleri, şoförlerin nitelikleriyle sorumlulukları, öğrenci ile iletişim, taşımacılık yükümlülükleri, güvenli sürüş için gerekli şartlar, sürücünün davranışını etkileyen faktörler, hızın görüş açısına etkileri, emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, trafikte saygı, yaya önceliği ve trafik bilinci konularında bilgilendirmede bulundu. Arabanın içerisinde bütün aksamlar çocuklara göre düzenlenmesi gerekiyor. Çocuklar oturup kalktığında onlara zarar vermeyecek şekilde kaplanması gerekiyor. Arabanın içerisinde bütün aksamlarımızın sabit durumda olması gerekiyor. Arabanın içerisinde çocuklarımızın rehber personeli, bir sonrakinde değineceğim. Kış dönemi ve yaz dönemine girildiğinde senede iki defa arabamızın bakımlarının yaptırmamız gerekiyor. Kışa girerken kış bakımlarını ve kış lastiklerimizin arabamıza takılması zaten mecburi zorunluluğumuz var. Bunu yapacağız. Yazında, yaza girdiğimiz ayda da yaz bakımlarını ve yaz lastiklerini yapacağız.
arabalarımıza takmış bulunacağız ve videolarla desteklenen eğitim sunumu sonrasında katılımcıların istek ve önerilerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi. Eğitimcilerimiz ve daha sonra da biz yapmış olduğumuz denetimlerde